İzmir Tup ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. 2023 yılının ilk haber bülteniyle karşınızdayız. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile güç birliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektronik denetleme sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sürücü kaynaklı trafikte yaşanan sorunların önüne geçebilmek için başlatılacak proje kapsamında sistem kullanılarak parklanma, hız koridoru ve kırmızı ışık noktalarındaki ihlaller denetlenebilecek ve trafik güvenliğini tehdit eden araçlar anlık olarak saptanabilecek. Mera İzmir projesi küçük üreticiye ihracatçı olmanın kapısını açtı. Üreticiden alınan et, süt ve bitkisel ürünleri işleyerek katma değeri yüksek ürüne dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, İzmirli markasıyla tüketicileri de sağlıklı gıdayla buluşturdu. Mera İzmir sayesinde 2022 yılında üretici kooperatiflerinden 208 milyon aşan alım yapılmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikalarının önemli adımlarından biri olan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası tarafından ödüle layık görüldü. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi, 13. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri kapsamında kamu tarafından gerçekleştirilen peyzaj tasarımında sürdürülebilir uygulamalar ve projeler ödülünü aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde evlerde yaşayan kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması için bakanlığa kayıtlı mikroçipleri ilçe tarım müdürlüklerine ve özel veteriner kliniklerine ulaştırmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ise sokakta yaşayan can dostlarımızı kayıt altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son 5 yılda 32 bin köpeğe mikroçip taktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Handbol Takımı EHF Avrupa Kadınlar Handbol Kupası son 16 eleme turunda İsrail ekibi Makkabi Arazim Ramat Gan'la karşılaşacak. Celaletik Spor Salonu'nda 7 Ocak Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maçın 14 Ocak'ta İsrail'de yapılacak rövanşında turu geçen ekip belli olacak. 16 takımın mücadele edeceği kupada tur atlayan ekip adını çeyrek finale yazdıracak. 2023'ün ilk haber bülteniyle ekranlarınızdaydık. Yeni yılda hep güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.